arkadaşlar. İşte birçok soru geliyor hocam. Aynı steroidi kullanıyoruz, aynı ilacı kullanıyoruz arkadaşlar. Benim kullandığım steroidin adı acı. Yani doğal arkadaşlar. Kesinlikle sizler gibi besleniyorum ve yine antrenman sistemlerini acıya odaklı yapıyorum. Yani tükenişe kadar, bitişe kadar yapmış olduğum antrenman sistemleriyle birlikte vücudumun sempatik sinir sistemi merkezleri, yani doğal koruyucu gladyatör sinir hücrelerimi devreye sokarak vücudumda 200'e yakın hormonun patlamasını ve yine aynı anda doğal olarak oksijen yüklenimiyle birlikte ATP patlamalarıyla beraber yağ yakımını gerçekleştiriyorum. Yani arkadaşlar bildiğiniz gibi işte hiç salona gitmeyip inşaatlarda çalışanlarda ne güzel vücut oluyor veya dağda oduncu salona dahi uğramamış fakat vücut formu müthiş. İşte arkadaşlar bu sistemlerdeki vücutların kendi hayatta kalma sinir hücreleri devreye girerek, yani sempatik sinir hücreleri devreye girerek vücudun yaratmış olduğu, yani vücudun doğal üretmiş olduğu bu 200'e yakın hormonla birlikte vücut beslenerek, işte demin söylediğim gibi salonlara dahi gitmeyen, işte inşaat işçisi, oduncu gibi vücut formuna kavuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler gibi doğal besleniyorum. Günde 2 öğün besleniyorum. Yalnız akşam yemiyorum. Akşam yemeğim yok. Akşama çıkırsam muz, yoğurt, işte kuru yemiş gibi cüzi miktarlarda tüketiyorum. Fakat günün 2 öğününü yine yağlısı, tuzlusu, şekerlisi, karbonhidratlısı ve proteinli olmak üzere doğal yollardan alıyorum. Sabah kahvaltısı krallar gibi, yine öğlen, öğlenden sonra krallar gibi. Arkadaşlar bakın, sizler de bu sempatik sistem çalışma yöntemleriyle birlikte kendi doğal hormonlarınızla beraber vücudunuzu müthiş bir şekle sokabilir, geliştirebilirsiniz. Ve dediğim gibi antrenman sistemleri sempatik sistemler. İşte açıklıyorum arkadaşlar, oynatma listelerinde mevcut. Ağırlık çalışırken nasıl tükenişe gitmemiz gerekiyor ve nasıl yorgunluğu işte bitişe kadar yaptığımız tekrarlarla birlikte hormonlarımızı patlatıyoruz. Ve yine kendi parkur sistemlerimizde nasıl tükenişe kadar gidiyoruz ve hormonlarımızı patlatıyoruz. Ve bundan sonra da bu videoları yayınlamaya devam edeceğim arkadaşlar. Evinizde, oturduğunuz yerde bile sempatik sinir sistemi gladyatörleri devreye sokarak yağ yakabilir ve kas geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan tükenişe gitmek. Basit hareketler olabilir fakat süreklilikle beraber yapıldığında, yani sayılar, tekrarlar önemli değil. İşte 50 tekrar, 100 tekrar olduğunda tükenişe gittiğinizde bu acı faktörüyle birlikte devreye vücudu korumakla görevli olan, hayatta tutmakla görevli olan gladyatörler giriyor. Ve bunlarla beraber aynı anda hormonlar patlıyor. Growth hormonu, adrenalin, testosteron, endorfin, serotonin, dopamin, yani tiroid hormonu, insülin hormonu, vücuttaki 200'e yakın hormon devreye giriyor arkadaşlar. Ve demin söylediğim gibi acı faktörü, işte biliyorsunuz acı yok rakip, işte acıyıncaya kadar ağırlığı kaldır gibi hep duyarsınız, tükenişe kadar gidin. Neden? İşte bu nedenlerden dolayıdır arkadaşlar. Yani tükenişe gittiğinizde vücudunuzun doğal koruyucu hormonları, yani sinir sistemi merkezi devreye girer ve vücudunuzu daha güçlü hale getirebilmek, olayın içerisinden kurtarabilmek veya olayın içerisinden uzaklaşabilmenizi sağlamak için sempatik sinir sistemi gladyatör sinir hücreleri devreye girer. Ve bu tükenişlerde sizi daha güçlendirerek olayın içerisinde savaşmanızı ya da olaydan hızla kaçmanızı sağlamak için kaslarınızı desteklemeye başlar. Ve iç bağışıklık sistemini desteklemeye başlar. Vücutta 200'e yakın hormonu patlatır ve yine iç bağışıklıkla kas sistemini müthiş şekilde onarır arkadaşlar. Ve aynı anda yine nefes alışverişlerinin derinleşmesiyle birlikte kandaki oksijen oranı artar. ATP patlamalarıyla beraber vücutta ATP'ler neydi? Nükleer enerjilerimizi daha önceki videolarında da defalarca söylüyorum arkadaşlar. Çünkü her videoya farklı bir kitle ulaşabiliyor. O yüzden tekrarlıyorum. ATP'ler, adenozin trifosfatlar. Bunlar vücudumuzun nükleer enerjileri arkadaşlar. Bunlar patlamaya başladığı anda vücudumuzun yağ depolarından enerji alımıyla birlikte yine kas beslenimi başlar. İşte kendi doğal vücut hormonunuzla birlikte vücudunuzu istediğiniz şekilde forma sokabilirsiniz arkadaşlar. Yine videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Yukarıdan oynatma listelerimi de inceleyebilirsiniz. Mekik kardiyoyla nasıl zırhçı bir karın kası yapabilirsiniz. Ve yine ağırlıklarla veya yine parkur sistemiyle birlikte sempatik sinir sistemi merkezlerini devreye sokarak kendi doğal hormonlarınızı nasıl açığa çıkartabilir, patlatabilirsiniz. Oynatma listelerinden inceleyebilirsiniz arkadaşlar.
daha dünyanın şaşıracağı, ezber bozan antrenman sistemleriyle birlikte karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize başarılar.